olsun. İkinci Van Tanıtım günlerini yaptık. 4 gün boyunca pazar gününe kadar burada olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Adam. Şu arılar fevkalede böyle üzerine geliyor. Bu arılar seni vurmuyorlar, ısırmıyorlar. Arılar tabii ki ısırıyorlar. Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Ben ismim Abdülvahap Semo'dur. Lakabım Arı Adam. Dünya rekoru adamım. Türkiye birincisiyim. Dünya ikincisiyim. 63 kilo 700 gram Çin'dedir. Biz 65 kilo Van plakasını Van'a getireceğiz. Van balına dikkat çekmek için bu rekora başvurduk. Ne kadar güzel. Tebrik ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu arılarla böyle bal yapmaya devam edeceksin. Aynen öyle. O zaman size ben Van tanıtım günlerinde ballı adam diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Evet, değerli izleyicilerimiz, İstanbul'da Van tanıtım günleri başladı ve Van tanıtım günlerine çok heyecanlı bir şekilde Ticaret Sanayi Odası Başkanımız. Evet. Sayın Başkanım, İstanbul'a hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Kültürler diyarı Van şehrimizi tanıtmak için buradasınız. Bütün herkes elinden geleni yaptı. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ya öncelikle heyecan verici bir etkinlik olduğunu ifade etmem gerekiyor. Evet. Gerçi mevsimsel koşullar ne kadar uygundur bilmiyorum. Birkaç gün burada bu etkinliklere katkı sunmaya ve şehrimizi tanıtmaya çalışacağız. Umuyor ve diliyorum ki işte buraya gelen herkes kendi yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü coğrafyaya ait bir şey hisseder ve dokunur. Ben Van Dernekler Federasyonu'nun bu konuda önemli işler yaptığını biliyorum. Bizi enforme etmişlerdi bir süre önce. Biz de Van Ticaret Sanayi Odası olarak bu daveti elbette işte Van'ı İstanbul'a taşıma anlayışıyla katkı sağlamaya çalıştık. Umuyor ve diliyorum ki gelen herkes kendine ait bir duyguyla biraz da nostaljik bir ortamda buradan ayrılır, hisseder. İnşallah. Ben hep şunu söylüyorum, yani daha İstanbul ve Ankara başkent olmazken Anadolu'nun en kadim başkentlerinden biri Van'dır. Dolayısıyla orada 20 bin yıldır insanlar yaşıyorlar ve kadim bir kültüre ve geçmişe sahip bir şehir. Dolayısıyla bu ikincisi sanırım Van tanıtım günlerinin. Geç kalınmış faaliyetler elbette. İstanbul'da Türkiye'nin en önemli finans ve ticaret merkezi. Önemli bir şehir. İçinden deniz geçen şehir. Dünyanın gıptayla baktığı bir kent. Van da öyle. İçinde denizi olan muhteşem kadim geçmişiyle fark yaratan bir şehir. Umuyor ve diliyorum ki bu Van tanıtım günleri hem İstanbul için bir nefes olur, hem de Van bu anlamda kendini İstanbul'da ifade etme imkanı bulur. Biz başkanım, de elimizden geldiğince katkı sağlayacağız. Başkanım, son olarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Ben de doğulu olduğum için
doğudan göç edip İstanbul gibi metropol şehirlerimize gelen insanlarımızın daha çok çocuklarını memlekete götürememek gibi bir durumları var. Maddi imkanlardan dolayı oluyor bazen. Evet. Van tanıtım günleri gibi illerimizin tanıtım günlerinin genç nesillere kültürümüzü, örf adetlerimizi yaşatmak bu önemli bir imkan olsa gerek. Ya elbette çok kıymetli bir durum gerçekten. İşte burada doğmuş, büyümüş gençlerin ve çocukların en azından ata baba kökleriyle ilgili bir hissiyata sahip olabilmelerine hizmet eden bir faaliyette olacak diye düşünüyorum. O yönüyle de çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. O önemli bir mesele bence. Burada gelip en azından Van'da yaşayanların neler yaptığını, ne yiyip içtiğini, nasıl yaşadığını, nasıl bir kültürel birikime sahip olduğunu görme fırsatları olacak. Bu bence önemli bir iş olacak. Evet, bir eksikliği gidermiş olacak. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ayrıca bugün işte bizi kapıda karşılayan çok kıymetli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Fevzi Başkan'a, buradaki sivil toplum örgütü temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli. Onları burada görmek ve dokunmak ayrı bir güzellik oldu. Bence sevmek dokunmaktır. O yüzden bırakmıyorum ellerini. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Başkanım, o zaman mikrofonu vereyim ben. Sırayla başkanlarımla şöyle konuşalım. Başkanım siz buyurun. Ben Tekin Ertürk, Vanlıyım. 40 senedir İstanbul'dayım. Tabii hep memleket özlemi var içerimizde. Gerçi ben her sene düzenli bir şekilde gider gelirim ama burada İstanbul'da böyle akrabaları, dostları, başkanım gibi güzel dostları bir arada görmek, mesai günü olmasına rağmen biz Vanlılar için çok önemli değil. Buluşmak için buraya geldik. Van Dernekler Federasyonu'nun da bu konuda yaptıkları bu kültürel etkinliklerine çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim, ben Orhan'a Yıldız, Van Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri. Aynı zamanda Esenyurt Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı hemşerimiz. Değerli dostlar, öncelikle hani bizler federasyon olarak ikincisini düzenlediğimiz bu organizasyonda Van'ımızı bütün güzellikleriyle, kültürüyle, kültürel yapısıyla, gastronomisiyle buraya taşıdığımız için gururluyuz, mutluyuz. Siz demin başkanın bahsettiği soru olarak sordunuz. Şimdi gençler maalesef gençler hani gidemiyor. Belli sebeplerden dolayı memlekete dönemiyor. Öyle bir hasret içlerinde var. Biz gidemeyen hemşerilerimizi İstanbul'a taşıdık, taşıyoruz. Dolayısıyla Van'ı İstanbul'da taşıyarak burada görmelerini sağlıyoruz. Emek sunan, katkı sunan bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, dostlarımı gerçekten canı gönülden kutluyorum. Emeklerinden dolayı kendilerine tebrik ediyorum. Bütün Vanlı hemşerilerimizi, dostlarımızı, İstanbul'da yaşayan herkesi bu 4 günlük süre içerisinde yeni kapıya bekliyoruz. Bütün Vanlı hemşerilerimize selam ve saygı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ekranları başında bizi izleyen tüm dostlarımıza tüm Vanlıların selamını iletmek istiyorum. Bugün hepimizin heyecanlandığı bir gün. İstanbul Yenikapı etkinlik alanında ayın 23'ü bugün itibariyle pazar gününe kadar 4 gün boyunca Van'ı ve Vanları tanıtmaya çalışacağız. Ben öncelikle bu ikincisini düzenlediğimiz Van tanıtım günlerinde emeği geçen başta Van Dernekler Federasyonu Başkanı, yönetimi, diğer tüm Van'ı temsil eden çatı kurumlarına, Van STK'larına teşekkür ediyorum. Tabii bu etkinlikte özellikle Van'dan buraya gelip Van'ın yıllardır Van'da tanıtımına, kalkınmasına emek veren Van Ticaret Odası Yönetim Kurulu'na, Başkanı'na ve Van'dan gelen diğer tüm heyetlere de kurum ve kuruluşlara da teşekkür ediyorum. Tabii biz yıllardır Vanlıların İstanbul'da, benim de yaklaşık 25 yıldır içinde bulunduğum, yaklaşık 10 yıla yakında büyük bir şerefle ve gururla Van Dernekler Federasyonu Başkanlığı yaptığım çalışmalarda İstanbul'daki tüm Vanların birliği, beraberliği, dayanışması ve örgütlü bir toplum olması için mücadele ettik. Bugün de bu etkinliklerde de aslında yıllardır tüm Vanların sevgisiyle ektiği bu tohumların meyvesini yeme dönemi. Onun için ben herkese teşekkür ediyorum. Vanlılar anlatmaya gerek yok. Vanları yaşamak için tüm İstanbul'daki dostlarımızı Vanları daha yakından tanımaları için bu etkinliklere davet ediyoruz. Bizim örf adetlerimizi, geleneklerimizi, gastronomimizi, yöresel yemeklerimizi tatmaya ve Vanların ne kadar kadim bir millet olduğunu, ne kadar sevgi dolu olduğunu,
bu ülkeyi, bu milleti ne kadar çok sevdiğini görmeleri için buraya davet ediyoruz. Ben tekrar hem size de bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum tüm Vanlılar adına. Van'dan buraya ve diğer tüm şehirlerden gelen tüm dostlarımıza da tüm Vanlılar adına teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Ben Erol Temel. Federasyonda Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısıyım. Van Spor Dağız Başkanım. Bugün Van İstanbul'da. İnşallah bugün bütün burada bütün Vanlı hemşehrilerimize çok güzel bir program hazırlıyoruz ve bugün Van'ı buraya taşımışız. Gerekse gastronomi, gerekse urartu, gerekse kedimizde, peynirimizde, örf adetlerimizde bugün biz burada Van'ı yaşatmaya çalışıyoruz. Bütün odalarımız, üniversitemiz, herkes bugün buradadır. İnşallah hayırlısıyla bizler de bugün Van'a, Vanlı'ya burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Hayırlısı olsun. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Ben de Mehmet Hanifi Paşa Van Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. İkincisini düzenlediğimiz yeni kapı açılışında bu kadar hemşerimizi bir arada görmek bizlere mutluluk, onur verir. Başkanım siz de tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah devamı daha güzel olur. Teşekkür ediyorum. Ben Turan Avcı, Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanıyım. Van'da yerelde market işletmeciliği yapıyoruz. İstanbul'da Van'ın tanıtımı Van Dernekler Federasyonu'nun yapmış olduğu organizasyonu gerçekten kutluyoruz. Bizler de Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak Van'la alakalı her türlü etkinlikte bulunuyoruz. Bulunmakla şeref duyuyoruz. Memleketimizi, insanımızı, kentimizi, kültürümüzü tanıtmakta her türlü destekte başkanımızın öncülüğünde bizler de geri kalmıyoruz. Bugün de ikincisi düzenlenen Van tanıtım günleri Van Fed'in düzenlemiş olduğu organizasyonda bunun için buradayız. Vanlarla olmaktan, İstanbul'daki Vanlarla hemhal olmaktan da inşallah hemhal olacağız. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Van'dan İstanbul'daki Vanlara selam getirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Reşit Yaren. Reşit Yaren ben. Van Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesiyim. Bugün başkanımızın liderliğinde, öncülüğünde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, meclis başkanımız, genç girişimciler kurulu başkanımızla birlikte buraya katılım sağlıyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Devamının gelmesini diliyorum inşallah. Güzel bir etkinlik oldu. Van'ımız için iyi olacaktır. Allah hayırlı oğlu etsin. Çok teşekkür ederim. Van Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanıyım. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 23 ile 26 arasında tüm Vanlı hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Van'ın tanıtımı için en azından yanlarına bir tane İstanbulluyu alarak Van'ı tanıtmak için buraya gelmelerinden haz ve memnuniyet duyarız. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Adım Kadir Gülgeldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesiyim. Biz bugün Van'dan geldik. İşte Van Federasyonu bizi davet etti, sağ olsunlar. Coğrafi işaretlerimizle ilgili 26 tane ürün vardı. Onun tanıtımı için çeşitli standlar kurdular. Biz de Van'dan onu ziyaret etmek için geldik. Ne güzel, hoş geldiniz. Sağ olun. Buradaki faaliyetlerinizden biraz kısaca bahseder misiniz? Buradaki faaliyetlerimiz yaklaşık, biz biraz geriye gitmek istiyorum. 2014'te biliyorsunuz dünyanın en kalabalık kahvaltısını yaptık. Guinness Rekorlar kitabına girdik. 51.793 kişiyle Dünya Rekorlar kitabını girdik. Daha önce biliyorsunuz 17.000 falan Amerika'daydı. Şu an dünya rekoru bizim elimizde. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda 26 tane coğrafi işaretler ürünlerimiz var. Hepsi tescillendi. Van'a armağan ettik. Yönetim kurulu başkanımız, yönetim kurulu 2013'ten bu yana aynı ruhla devam ediyoruz. Efendim, Van tanıtım günlerinde kayıtlarımız devam ediyor. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Önce sizi tanıyalım. Ben Van Erdiş Dernek Başkanı Eyüp Sultan'da Muzaffer Altun. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun standımız. Allah razı olsun. Memleketimize, kültürümüze katkı sağlamaya çalışıyor herkes. Aynen öyle, doğrudur. Biz de bugün buranın açılımıyla alakalı geldik. Sağ olsunlar bizim dostlar, bizleri yalnız bırakmamışlar. Ne Hepsi güzel. De Vanlıdırlar. Ne güzel. Van'ın onuru için, gururu için buradayız. Bu insanları burada görmekten de daha da gurur duyuyoruz. Ne güzel. En kötü günümüz
böyle olsun. Mutluyuz, sevinçliyiz. Nasip olursa 3 gibi de burada bizim açılışımız olacak. İnşallah. Sizlere de sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok sağ olun, çok varın. Bu arada Haşim Başkanım var. Evet, Haşim Başkanım'la konuşacağız. Haşim Başkanım bize yer verdi, sağ olsun. Haşim Başkanım, söz sizde. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de Van'dan buraya kadar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür. Ben Haşim Arvaz. Pendik Van Erişler Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Van Anadolu Yakası Federasyon Başkan Yardımcısıyım. Kültürümüzün, tarihimizin geçmişten bugüne kadar buraya kadar İstanbul'da gerçekten tanıtmak, toplumumuza, hemşehrilerimize anlatmak çok önemli. Ondan dolayı da bu ikincisi olarak düzenlediğimiz Van Tanıtım Günleri Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda sayısız hemşehrilerimizin, İstanbulluların buraya gelip Van'ın buraya taşındığı, 4 gün burada sergilendiği bir alanda herkesi görmek isteriz. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Bu arada Kocaeli Federasyon Başkanımız Kenan Yıldız Bey burada aramızda. Bu vesileyle mikrofonu ona vermek istiyorum. Kocaeli'ne de geldik. Öncelikle siz de hoş geldiniz. İstanbul'da bu yıl ikincisi düzenlenen Van Tanıtım Günleri'nde geçen sene Fatih Başkan'la birlikte Van'a da gittik. Biz buralara geldikten sonra Van'ı gezemedik. Gezme fırsatı da bulduk. Demek ki burada Van daha çok. Ayrıca Van'ın kültürünü buraya taşıyınca sadece Vanlı gelmiyor buraya. Yani Van'ın haricinde evet. Trabzonlusu da geliyor. Ne bileyim Karadenizlisi de aynen öyle. Vanlılar STK'ları son 4 yılda benim gördüğüm kadarıyla son 4 yılda STK'lara çok önem verdiler. Öncesinde yoktu. Yavaş yavaş STK'lara özen veriyorlar. Vermelerini de istiyorum çünkü gerçekten STK'larla birlikte birbirimize çok iyi kaynaşıyoruz. Öncesinde çok iyi kaynaşmıyorduk ama şu an çok iyi kaynaşıyoruz. İnşallah bu birliktelik, beraberliğin devamını diliyorum. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkesi de bekliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, Edremit Belediye'mizin standındayız. Efendim merhabalar, önce sizi tanıyalım. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ben Enver Pekediş, Van Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Van Edremit Dernek Başkanıyım. Çiçekliliyim. Esenyurt'ta ikamet etmekteyim. Bizleri böyle güzel bir günde buluşturan Van Dernekler Federasyonumuza, yönetimine, başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle bizleri bir araya getirdikleri için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Van tanıtım günlerinde sadece Vanlılar değil, Van'ı tüm İstanbullulara, İstanbul'a gelen diğer illerdeki nüfuza tanıtımı çok çok kıymetli. Bu konuda Van'ın tanıtımının kültür, örf, adet, geleneklerinin tanıtımının ne kadar kıymetli olduğunu siz daha iyi anlatırsınız. Tabii ki zaten bu örneklerden biri olan bizim getirmiş olduğumuz sanatçılardan kıymetli dostlar bize diyor ki işte geçen sene Ceceli niye geldi? Bu sene işte Haluk Levent niye geliyor? Bizim burada amacımız burada Van'ı İstanbul'daki bütün illere tanıtmak. Van'ı buradaki yaşayan, burada ikamet eden bütün illerimize tanıtmak amacıyla biz zaten bu sanatçıları getiriyoruz. Ve nitekim artık insanlarımız da bunları anlamış oldu. Biz yarın Haluk Levent konseri var. Biz burada bütün İstanbulluları, bütün herkesi buradan davet ediyoruz. Herkesin gelmesini diliyoruz. Burada bir şölenimiz var. Herkesin şölenimize ortak olmasını diliyoruz. Selahattin Runa, Van Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Edremit Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanıyım. Kültürler biz İstanbul'da, metropollerde kültürler kayboluyor. Kaybolunca bu gibi organizasyonlar, bu gibi faaliyetler tekrar kültürlerimizi canlandırıyor ve bütün kültürlerimizi bize hatırlatıyor. Bu gibi faaliyetler destek olan İBB ve Van Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Bizim kültürümüzü tekrar bize yaşattıkları için. Bu Van günlerine biz Van'dan dedik hemşerilerimizle buluşalım. İstanbul'daki Van'dan gelen, Bitlis'ten gelen, Hakkari'den gelen hemşerilerimizle en azından burada buluşalım, görüşelim. Evet. Bir ara gelin. Örf adet kültürümüzü. Aynen. Çocuklarımıza oyunlar öğretiyor buradaki arkadaşlar. Doğrudur. Evet arkadaşlar yani getirdiler, hocalar getirdiler. Standınızı da ziyarete gelmişler. Ziyarete geldiler Van'ın otlu peyniri, lavaş ekmeği,
Van'ın balı, yani hakiki balı, yine cevizi çocuklara ikram ettik. Çoğu yediler, iki tanesi de yemedi. Onlar demek ki alışmamışlar. Alışmamışlar ama dediğim gibi Van'ın gerçekten hem balı olsun, peniri olsun, ilaç diyoruz biz ona. Yani borsa olarak faaliyetleriniz nelerdir başkanım? Bizim borsa olarak alanımız tarım, hayvancılık, gıdadır. Evet. Alıcı ile satıcıyı bir araya getirmektir. Bunun satışı borsada yapılıyor. Artı ilanını yaptırmaktır. Bizim burada diğer saymış olduğumuz 3 ille alakalı onların ürünlerini de borsada mı değerlendiriyorsunuz? Borsada... Vatandaş, halk, üretici, tarımla uğraşan insanlar burada ne kadar faydalanabiliyor? Yani tarım, şöyle söyleyeyim, tarımla uğraşan insanlar ürünlerini aldıkları zaman getirip borsada alıcıyla satıcı daha değerli mi satıyorlar? Tabii ki daha değerli satıyor, daha güvenilir satılıyor, kayıt altına alınıyor. Borsanın amacı, görevi de odur. Evet. Peki burada tarımla alakalı ilgilenen, zaman zaman haberlerde de görüyoruz, üreticilerimiz sıkıntı çekiyorlar diyorlar. Bu üreticiler, üreten insanlar ürünlerini satarken rahatlar mı? Yani bizim bölgede, özellikle bölgede hakikaten sıkıntılar çekiyoruz. Bizim hem pazarımız dar, evet, hem dediğim gibi sinir iliyiz. Sinir ili olduğumuz için kışımız çok çetin geçiyor. Evet. 6-7 ay insanlar içeride hayvanı besleyebiliyorlar. Evet. Bizim tarımda yine iklimden dolayı sağlıklı bir tarım alamıyoruz. Yani bir ürün alamıyoruz. Orada bizim çiftçilerimiz sıkıntı yaşıyorlar. Yaşamıyorlar değil, evet, ama yine yapıyorlar insanlar. Peki buradan çiftçilerimize bir mesaj olarak ne söylemek istersiniz? Ürünlerini daha kaliteli, daha bakımlı nasıl yapmaları gerekiyor sizce? Yani dediğim gibi borsa eliyle satılmalı, borsaya getirip tescil ettirilmeli ki o ürünün bir değeri olsun, bir kayıt altına alınsın. Kayıt altına alınan her ürünün bir değeri var. Evet. Fiyat bazında rahat olsunlar. Tabii ki insanlar dediğim gibi borsada tescil yapıldığı zaman evet bu ürünün bir değeri, bir kalitesi var. İnsanlar da daha fazla rağbet gösteriyorlar, daha fazla güveniyorlar. Değerli izleyicilerimiz, Van 100. Yıl Üniversitesi'nin standındayız Van Tanıtım Günlerinde. Evet. Hocam önce sizi tanıyalım. Van 100. Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Murat Tunç Türk. Hocam, Van önemli bir şehrimiz, kültür şehrimiz. Burada standınızı açtınız. Van Tanıtım Günleri İstanbul'da sadece Vanlılar değil, tüm İstanbullular damak lezzetine, kültürünü görmek için, aynı anda da eğitimcilerimizin burada oluşu çok kıymetli. Bir eğitimci olarak genç nesillere neler söylemek istersiniz? Evet, tabii ki biz üniversite öğretim üyeleri olarak bizim farklı görevlerimiz var. Birinci görevimiz eğitim yapmak. İkinci görevimiz araştırma yapmak. Üçüncü görevimiz ise bölge ekonomisine yapabileceğimiz kadar katkı sunmak. Tabii ki biz burada yaptığımız standta, yaptığımız eğitim ve araştırma çalışmalarında elde ettiğimiz ürünlerimizi sunmaya geldik. Üniversitemizi burada ve Van'ımızı tanıtmaya geldik. Kendi Ziraat Fakültesi imkanlarıyla, 100. Üniversitesi'nin bize verdiği destekle ürettiğimiz ürünleri burada sunmaya ve tanıtmaya geldik bugün buraya. İnşallah size başarılar diliyorum Sayın Hocam. Sayın Hocam, size ben mikrofonu. Merhabalar, ben de Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rüveyde Tunç'tur. Biz de Murat Hoca ile aynı alanda çalışıyoruz. Üniversitede yaklaşık 14 dönüm arazide tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği yapıyoruz. Orada elde ettiğimiz ürünleri burada işte ufak bir demo, tanıtım amaçlı burada sunmak üzere geldik. Aynı zamanda bitkiler tabii ofisinal etkiye sahip olan, şifalı etki gösteren bitkiler var. Onlardan elde ettiğimiz ekstreleri burada çeşitli işte tentür, dezenfektan. Genelde piyasada aromatik bilgilerde, hatta bu attarlarda satılan ürünlerde bazı hocalarımız diyor ki ya o normal tıbbın dışında ne tıp diyorlar ona bilmiyorum. Geleneksel tıp diyorlar, alternatif tıp deniyor. Bu alternatif tıbba bazı hocalarımız çok rağbet etmiyor. Burada siz bizzat ekstratlarını da çıkaran ve bu işin gerçekten tahlilini yapan hocamız olarak bu konuda bir iki cümleyle
ayırt edebilir miyiz? Aslında şöyle, şimdi sentetik ilaç dediğimiz, yani kimyasal yolla elde edilen ilaçları çok hızlı bir şekilde etkileri ortaya çıktı. Tabii herkes onun farkında, biliyor. Ancak onlar hızlı etki gösterdiği için tedavide çok kullanılıyor. Ancak alternatif tıp biraz daha yavaş etkili. Ancak yani bunların da kimyasal bakımdan en çok fazla içerikleri ya da çok etkin, bariz baskın örnekleri olmadığı için daha doğal, daha bitki olduğu için daha doğal ve uzun vadede etki ediyor. Yan etkileri diğer ilaçlara göre daha az olduğu için çok etkili. Aslında bu yani Almanya bu anlamda çok gelişmiş. Orada bile neredeyse alternatif tıpta yaklaşık %40-50 oranında bir bunun tüketimi söz konusu. Profesör Doktor Gülsen Baş Terzioğlu, Van 100. Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin dekanıyım aynı zamanda. Biz de Van'ımızı tanıtma amaçlı burada Turizm Fakültesi'nden, gastronomi bölümümüzden hocalarımızın ürettiği bazı gıda ürünleriyle bulunuyoruz. Biliyorsunuz Van özellikle son dönemlerde turizm açısından çok parlayan bir şehir. Tabii kültür turizmi, doğa turizminin yanı sıra gastronomi açısından da son dönemlerde özellikle çok gündeme getirilen bir şehir. Biz inanıyoruz ki hani yapılan bu tanıtımlarla, çalışmalarla birlikte çok daha iyi bir noktaya gelecek. İnşallah, inşallah. Gıda derken neler üretiyorsunuz? Nasıl bir çalışmalarınız var kısaca? Yani biz standa özellikle tanıtma maksatlı getirdiğimiz ürünler arasında Van'da yetişen bir gülden yapılan gül şerbeti ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra biliyorsunuz Van kahvaltısıyla öne çıkan bir şehir. Dolayısıyla Van çöreği, otlu peynir, yine Van'da çok sevilen, çok tüketilen Van pastası, Van'a özgü bazı meyvelerin kurutulmasıyla elde edilen kurutulmuş meyveler, Van cevizi, bütün bu ürünleri standımızda tanıtıma sunduk. Ne güzel. Hocam son olarak tabii gıda sektörü çok farklı bir sektör, sizin sektörünüz yine. Sizler eğitimci olduğunuz için ben her zaman gençleri çok önemsiyorum. Çünkü onlar bizden sonra, onlar bizim geleceğimiz. Gençlere burada nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yani tabii gençlere belki tükettikleri gıdaların tabii organik olma meselesi son dönemlerde çok gündeme gelen bir kavram. Her şeyin doğalı hakikaten çok güzeldir. Bu her şey için geçerlidir. Ama gıda söz konusu olduğunda işin içerisinde bir de sağlık faktörü girer tabii ki. Dolayısıyla doğal olanla olmayanın arasında mutlaka bir ayrım yapsınlar. Ve hani ilerleyen dönemlerde fiziksel, ruhsal, psikolojik gelişimleri için bence doğal gıdaları tercih etmeye devam etsinler. Çok teşekkür ederim efendim. Ben Murat Kayri, Van 100. Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısıyım. Hoş geldiniz standımıza. Hoş geldiniz hocam. Çok güzel, şık bir stand. Eğitimcilerin yapması gereken de bu zaten. Ürünler, ata tohumu ülkemizde çok çok önemli. Gerçekten burada ben numunelerini görüyorum, diğer ürünleri görüyorum. Hakikaten heyecanlanıyorum. Çünkü ülkemizde tarıma yönelik çalışmalar var ama yetmez. Sizden dinleyelim. Efendim şimdi Ziraat Fakültesi Dekanımız Murat Tunçtürk hocamız da teknik olarak bilgileri vermiştir. Biz üniversite olarak hem ziraat, hem turizm, hem el sanatları, hem de teknokent olarak Van'ın tanıtım günlerine en üst düzeyde katılım sağladık. Bir de konser vereceğiz cumartesi günü. 30'a yakın öğrenci koromuz, yine Profesör Doktor Serap Yükrük hocanın şefliğinde Vanlılara bir Van türkülerine yönelik bir şölenimiz de olacak. Evet, değerli izleyicilerimiz, Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Sayın Hocam, hoş geldiniz. Devlet Konservatuvarı'nda
geldi. Ben de kendisini gördüm, sürpriz oldu. Çok memnun oldum. Van'dan, Van 3. Üniversitesi'nden mezun olmuş. Hem de benim öğrencim. Hocam tam ne soracaktım. Hocalarımız, öğrencilerimiz aynı zamanda bana çok sevindim. İstanbul'da biliyorsunuz eğitim camiasında böyle marka olmak tutmak ve yere gelmek kolay değil. Hacı geldi öpürden abi. Ramazan kardeşimiz öğrenci ve döneminde de çok yaşadık. Bildiğim gibi öğrenciydi. Öğretmenliği de çok çok iyi. Şimdi bunu öğrencilerimize İngilizce'de güzel bir öğretmenle çalışmış. Biz de son derece mutluyum. Üniversite yüzün mezunlarını İstanbul'da Van'ın tarihini, kültürünü, gastronomisini biz bütün İstanbullulara, bütün 81 ile tanıtmaya çalışıyoruz ki nitelikli bir turizm kendi kentimize, kadim şehrimiz, güneşin başkenti Van'a doğru gelsinler, dolaşsınlar. Van'ın inci kefalını, Van'ın tarihini, kültürünü, kedisiyle her şeyle görsünler diye İstanbul gibi dünya kenti büyük bir metropolda biz Van'ımızı tanımaya çalışıyoruz. Başkanım bir de genelde bir soru daha soruyorlar bize. İstanbul dışında başka yerde Van tanıtım yerleri düzenlemek istiyoruz. Örneğin Ankara'da Ankaralılar, Ankara'da olan derneklerimiz var. Onlar da bir zahmet, biraz emek versinler. Onlar da orada yapsınlar. Ne gerekiyorsa biz onlara destek de veririz. Ama madem sordunuz, ilkini size açıklamış olayım. Van'da böyle bir program, böyle bir fuar niteliğinde bir fuar düşünüyoruz. Van'daki birkaç tane kurumlarımızla birlikte. Bu da sürprizdir. Biraz daha onu oturtacağız. Masanın dört saç ayağını buluşturduğumuz zaman sizlere açıklamada bulunacağız.